Merhaba gençler, dizilerde üçüncü ve son bölümle beraberiz. Bu bölümde geometrik diziden bahsedeceğiz. Ardışık herhangi iki teriminin oranı aynı sabit sayıya eşit olan dizilere geometrik dizi denir. Aritmetik dizide nasıldı arkadaşlar? Farklar sabitti, geometrik dizide ise oranlar sabit. Yani A3'ün A2 oranı, A2'nin A1 oranı, A4'ün A3 oranı hepsi aynı sabit sayıyı veriyor a artı 1'in aynı oranı da yine neyi veriyor? R'yi veriyor arkadaşlar. Burada R dediğimiz geometrik dizinin ortak çarpanı arkadaşlar. İlk terimi A1 ortak çarpanı R olan geometrik dizinin genel terimi aynı eşittir. A1 çarpı R üzeri en eksi 1 ile geliyor. Şimdi A2'nin A1'i oranı arkadaşlar bir tane R ya da R üzeri 1. A3'ün A1'i oranı arada iki terim var arkadaşlar. R üzeri 2. Bunun aynı zamanda indislerin farkı olduğuna dikkat edin. 3 eksi 1 R'nin kuvveti arkadaşlar. A4'ün A1 oranı nedir o zaman? R üzeri 4 eksi 1 3. O halde AN'in A1 oranı nedir? R üzeri indislerin farkı N eksi 1'dir. A1'i karşıya atarsak buradan AN ne gelecektir? A1 çarpı R üzeri N eksi 1 genel terim gelecektir. Aşağıda verilen geometrik dizilerin ilk terimlerini ve ortak çarpanlarını bulunuz diyor. N'e bir verirsem arkadaşlar A1 ne olacaktır? 2. Peki A1'i 2 buldum. A2 ne olur? 2'nin karesi 4. R'yi bulmak istiyorum. 4'ü 2'ye bölersem ne gelir? 2. Ama uzun uzun bu şekilde uğraşmaya gerek yok her zaman. Üstel ifade verilmişse L N'in tabanındaki sayı R olacaktır. O zaman burada R ne olacaktır? Bakın şöyle ayrı yazayım. 3 çarpı 3 üzeri eksi ne? Bu da 3 çarpı 1 bölü 3 üzeri ne olduğu için n'nin tabanında 1 bölü 3 var. R ne olacaktır? 1 bölü 3 olacaktır. Peki ilk terim ne olur? N yerine 1 yazarsam 3 üzeri 0 gelir. O da 1 olur. Peki burada N n'in tabanında ne var? 3 var. Yani r'miz 3. N yerine de 1 yazarsak 3'ün karesi 9. Şurası 9 yapar. 2 katı ne olacaktır? 18 olacaktır. a 4 demiş sabit bir dizi. a1 ne olur? 4. a2 ne olur? 4. r ne olur o zaman? 4/4'ten 1 olacaktır. Demek ki sabit dizilerin ortak çarpanları neymiş? 1'miş arkadaşlar. E, peki a1 ne olur? Bütün terimleri 4'tü. a1 de 4 olacaktır. Aşağıda genel terimleri verilen dizilerden geometrik dizi olanların ortak çarpanlarını bulunuz demiş arkadaşlar. A n eşittir iken verilmiş. Bu aritmetik bir dizidir. Birinci dereceden denklem şeklinde verilen diziler genelde aritmetik dizi olurlar. Ki zaten terimleri bulursak terimler nedir? A1, 2, A2, 4, A3, 6, A4, 8 şeklinde gider. 4'ün 2 oranı 6'nın 4'e oranına eşit değildir. Dolayısıyla bu bir geometrik dizi değildir arkadaşlar. Aynı eşittir 3 üzeri n eksi 2 bölü 2'de n'in tabanında ne var arkadaşlar? 3 var. Demek ki ne burada 3. C maddesinde n'in tabanında ne olduğunu görüyorum. 2 bölü 5. Demek ki ne? 2 bölü 5. D'de eksi 1 bölü 2 üzeri 1 eksi n demiş arkadaşlar. 1'i ayıralım. Yani eksi 1 bölü 2'nin birinci kuvveti ayrı olsun. Eksi 1 bölü 2'nin eksi kuvveti oldu burası. Burası eksi ne? N değil. Dolayısıyla içini takla attıracağım. Ne olur? Eksi 1 bölü 2 çarpı 2 üzeri eksi 2 üzeri artı ne olacaktır? N'nin tabanı da ne var? Eksi 2 var. Demek ki R'miz neymiş? Eksi 2'ymiş. Aynı eşittir 5 üzeren eksi 3 n. Üstel bir fonksiyon gibi gözükse de arada fark işlemi olduğu için... Geometrik olarak büyümez arkadaşlar bu ifade. Terimleri bulursanız da e, orantılı olarak artmadığını göreceğiz. Bu bir geometrik dizi değildir. Üstel fonksiyonların toplamı veya farkı şeklindeki ifadeler çoğunlukla geometrik dizi olmuyorlar. İlk terimi a1 eşit 1 bölü 2 imiş. İkinci terimi a2 eşit 12 imiş. Bu geometrik dizinin üçüncü teriminde siz bulun diyor arkadaşlar. Buna da x diyelim. Neydi? Oranlar eşitti. A2'nin A1 oranı yani 12'nin 1 bölü 2 oranı x'in 12 oranına eşitti. Buradan ne olur devirirsek 24 eşit x bölü 12. 12 yatarsak karşıya x eşittir 12 çarpı 24'ten 288 olacaktır. AN geometrik dizisinin ortak çarpanı R olduğuna göre aşağıda verilen ifadeleri A1 ve R cinsinden yazınız demiş. A4, A1'in ne katı arkadaşlar? A1'in R üzeri 3 katı. Arada 3 terim olduğu için R küp katı arkadaşlar. İndisleri farkı kadar R'nin kuvveti var. A8 demiş. A1 çarpı R üzeri nedir? 7'dir. İndisleri farkı R'nin kuvveti. A10 bölü A7 ne olacaktır o zaman? R küp olacaktır. AN artı 2 bölü AN ne olacaktır? İndislerin farkı R'nin kuvveti olacak. R kare olacak. İlk terimleri ve ortak çarpanları verilen dizilerin genel terimlerini yazınız demiş. Nasıl buluyorduk arkadaşlar? A en eşittir A1 çarpı R üzeri indisler farkı. N-1. İlla A1 verilmesi de gerekmiyor arkadaşlar. A5 de verilmiş olabilir. A en eşittir A5 çarpı. İndisler farkı ne? N-5. N-5'i R'nin kuvveti olarak yazarız. Burada A1 ve R verilmiş. A'n'i nasıl buluruz? 4 çarpı R üzeri n eksi 1. 4'ü de 2'nin karesi olarak yazarsak sonra da üstleri toplarsak 2 üzeri 2 artı n eksi 1 o da ne olacaktır? 2 üzeri n artı 1 olacaktır. A1 ve R'yi vermiş genel terimi istiyor yine. A n eşittir 2 çarpı eksi 1 bölü 2 üzeri n eksi 1 olacak arkadaşlar. Peki burayı düzenleyelim biraz. 2 çarpı eksi 1 bölü 2 üzeri n çarpı eksi 1 bölü 2 üzeri Eksi 1. Bu nedir? Eksi 2'dir. Eksi 2 iki ile 2'yi çarparsak. Eksi 4 çarpı. Eksi 1 bölü 2 üzeri n aradığımız cevap olacaktır. İlk terimi 1 bölü 2. A1 1 bölü 2 imiş. Ortak çarpanı eksi 2 olan geometrik dizinin 7. terimi nedir diyor arkadaşlar. A7'yi nasıl bulabiliriz? A1 çarpı R üzeri 6 ile. İndislerin farkı 6 olduğu için R üzeri 6 oldu. Dolayısıyla A1 nedir? 1 bölü 2. R dediğimiz eksi 2 üzeri 6 olacak. Burası 2 üzeri 6. Bu da 2 üzeri eksi 1 demek. Burası 2 üzeri 5, 32 olacaktır. Aslı bir hafta boyunca alışveriş için her gün bir önceki gün harcadığı paranın 3 bölü 2 katı kadar para harcamış. İlk gün 64 TL harcamış. Sonra ne diyor? 3 bölü 2 katı şeklinde devam etmiş. Dördüncü gün kaç TL harcamıştır? Birinci gün 64 TL, ikinci gün 3 bölü 2 katı, üçüncü gün bunun karesi, dördüncü gün de bunun küpü kadar para harcamıştır. O zaman 64 çarpı 3'ün küpü 27 bölü 8 sadeleştirirsek bu oldu? 8. 8 çarpı 27 ne yapar? 160, 56 daha 216 TL dördüncü gün para harcamış olacak. 2014 LS sorusu bir geometrik dizinin ilk 3 terimi verilmiş. Buna göre 4. terimi bulunuz demiş. Geometrik dizi olduğuna göre artışık terimlerin oranları ne olmalı? Eşit olmalı. Dolayısıyla A'nın A artı 3 oranı A eksi 2'nin A'ya oranı eşit olacak. İçler dışlar çarpımından A ile A'yı çarparsam A kare. A ile A'yı çarptım A kare. A ile eksi 2 eksi 2A. 3 ile A 3A toplarsam A yaptı. 3 kere eksi 2, eksi 6 yaptı. A buradan gitti. A ne geldi arkadaşlar? 6 geldi. Yerine yazarsam terimler neymiş demek ki? A'nın yerine 6 yazıyorum. 9, 6 ve 4'müş. Bizden ne istiyordu? 4. terimi. Ona da x dersek 6'nın 9'a oranı ne eşit? x'in 4'e oranına. 4'ü karşıya atarsak x ne olur? 24 bölü 9, 3 ile sadeleştirirsek 8 bölü 3 aradığım cevap olacaktır. Üçüncü terimi 6 olarak verilmiş, altıncı terimi de 3 bölü 4 olarak verilmiş bir dizinin geometrik diziymiş. Yedinci terimi de siz bulun diyor arkadaşlar. Bunların oranı neyi verecektir? A6 bölü A3, 3 bölü 4 bölü 6 yaptı. Sadeleştirelim. Burası ne olur? 1 bölü 4 aşağıda taklattırırsak 1 bölü 8. 6'nın A3'e oranı neyi verecektir? İndislerin farkı 3 yapıyor. R'nin küpünü verecektir. R küp 1 bölü 8 ise ne, R ne olur? R ne olur? 1 bölü 2 olur arkadaşlar. Yani A7'yi bulmak istersem A6'yı R ile çarpmam yeterli. 6 3 bölü 4 R ile çarparsam 1 bölü 2 aradığım cevap 3 bölü 8 olacaktır. En büyük P olmak üzere ortak çarpanı R olan geometrik bir dizinin n'inci terimi a n, p'inci terimi AP p ise R'yi bulmak için ne yaparız? n eksi p'inci dereceden kök a n bölü a yaparız. Şimdi az önce şunu görmüştük. a n bölü a neydi? R üzeri n eksi p idi. İndislerin farkı neydi? R'nin kuvveti. O zaman direkt R'yi bulmak istersek n eksi p'inci dereceden kök a n bölü a olacaktır üstteki durum. 2016 LS sorusu AN bir geometrik dizi olmak üzere diyor. a 2 vermiş A4'ü bulunuz. Şuradaki ifadelerin hepsini A1 cinsinden yazalım önce. A5'i ne yazabilirim? A1 çarpı R üzeri 4. Eksi A1. Aşağısı ne olur? A3 nedir? A1 çarpı R kare. A1 çarpı R kare. Ama karesiymiş. A1'in karesi çarpı R üzeri 4 olur. Eksi burası neymiş? A1 kare. Bu neye eşitmiş? 4 bölü 9. Yukarıyı A1 parantezine alıyorum. Ne kaldı? R üzeri 4 eksi 1. Aşağıyı A1 kare parantezine alıyorum. Yine R üzeri 4 eksi 1 kaldı. Bu oran 4 bölü 9'muş. Peki R üzeri 4 eksi 1'ler giderse burada A1 bölü A1'in karesi kaldı. A1'lerden bir tanesini sadeleştirelim. 1 bölü A1 ne oldu? 4 bölü 9. A1 ne olur buradan? 9 bölü 4 olacaktır. A1'i buldum. Bana bir de neyi vermiş? A2'yi vermiş. Ne istiyor? A4 istiyor. Önce R'yi bulalım arkadaşlar. R nedir? İki terimin oranı. Ardışık iki terimin. a 2 A1'e bölüyorum. R'yi bulmak için. Ne olur? 3 bölü 2'yi 9 bölü 4'e bölüyorum. 3 bölü 2'yi aynen aldım. 9 bölü 4'ü ters çevirdim. Çarpınca ne geldi? Şurası 2, burası 3. R'miz 2 bölü 3 geldi arkadaşlar. Bizden ne istiyor? A4'ü istiyor. A4, A2'nin R kare katı. E arada 2 terim olduğu için R kare ile çarptım. A2'yi bulmuştum. Pardon onu vermişti. Ben A1'i bulmuştum. E, R neydi? 2 bölü 3. 2 bölü 3'ün karesi ile çarpacağım. 2 bölü 3 çarp, 2 bölü 3 ile çarpıyorum. 2 bölü 3 ile 3 bölü 2, 1 yaptı. O zaman aradığım terim ne oldu? 2 bölü 3 oldu. AN bir geometrik dizi N büyük P büyük 1 ve P eleman N pozitif dizinin ortak çarpanı R olmak üzere demiş. A AP A P çarpı R üzeri N eksi P'dir. Mantığımız aynı. A N eşittir A -P çarpı diyorsa indislerin farkını R'nin kuvveti olarak yazıyorum. AN geometrik dizisinde a 3 16 olarak vermiş. R'yi de 1 bölü kare 2 olarak vermiş. A11'i istiyor arkadaşlar. A11'i bulmak için A3 ile R'nin kaçıncı kuvvetini çarpmalıyım? İndislerin farkı 11-3 8. 1 bölü kök 2'nin 8. kuvveti nedir? a 3te yazalım önce şöyle. E, ne olur? 2'nin 4. kuvveti. Yani 1 bölü 16 olur. Buradan da 16'lar sadeleşirse cevap ne gelecektir? 1 gelecektir. 5 ile 160 sayıları arasına bu sayılarla birlikte terimleri artan bir geometrik dizi oluşturacak şekilde 4 terim yerleştiriliyor. 5, şurası 160, 1, 2, 3, 4 tane terim yerleştiriliyor. O zaman kaç aralık var burada? 5 tane aralık var. O halde ne söyleyebiliriz? 5 çarpı R üzeri 5, 160'a eşit. 160'ı 5'e bölersek ne yapar? 32 yani 2 üzeri 5. O zaman R ne gelecektir buradan? 2 gelecektir. O halde terimlerimiz neler arkadaşlar? Yazalım hepsini. 5, ikinci terim 5 çarpı 2, 10. Üçüncü terim onun 2 katı 20, 2 katı 40, 2 katı 80, 2 katı 160. Dizimizin terimleri bunlar oldu. Kaçıncı istiyor bizden? Üçüncü istediği için cevabımız 20 olacak. Aritmetik dizide Ortadaki terim kendisine eşit uzaklıktaki terimlerin aritmetik ortasıydı arkadaşlar. Geometrik bir dizide ise ortadaki terim kendisine eşit uzaklıktaki terimlerin geometrik ortasıdır. Yani ortadaki terimin karesi eşit uzaklıktaki terimlerin çarpımına eşit. Örneğin A4'ün karesi ne söyleyebiliriz? A3 çarpı A5'tir. Burada şuna da dikkat edin arkadaşlar. A4'ün karesi demek A4 çarpı A4 demek. A3 çarpı A5'i şey eşitmiş. Ee, burada indislere baktığımızda indislerin toplamlarının birbirine eşit olduğunu görüyoruz. Yani indisler birbirine eşitse bu terimlerin çarpımları da birbirine eşit demektir. AN pozitif terimli bir geometrik dizisi verilmiş. A4 ile A12'nin çarpımı neymiş? 36. A8'in karesi 4 ile 12'nin tam ortasında 8. Neye eşit? 36'ya eşit arkadaşlar. Buradan A8 ne olur? artı 6 veya eksi 6 olur. Bize pozitif terimde dediği için eksi 6'yı almayacağız. Cevabımız artı 6 olacaktır. Aynı geometrik dizisi verilmiş. Şu çarpımlar birbirine eşitmiş arkadaşlar. Az önce söylediğimiz gibi çarpımları birbirine eşitse indislerinin toplamı ne olacaktır? Aynı olacaktır. P artı 2 artı 5 artı 22 7 artı 18 artı R'ye eşit olacaktır. Düzenlersek buradan 22, 27, 29 burası da 25 yapar. Çıkarırsak P artı 4 eşit R olacak ya da P eşittir R eksi 4. İki türlü de olabilir. 2x eksi y, x artı y ve 6 sayıları hem aritmetik hem de geometrik bir dizinin ardışık 3 terimi ise ancak sabit dizi olmasıyla bu mümkün olur. Buna göre x çarpı y nedir demiş. Yani bütün terimler birbirine eşit olmalı x artı y de ne eşit? 6'ya. Taraf tarafa toplarsam 3x ne olur? 12. X ne gelir buradan? 4 gelir. Bir tanesini de 4 yazarsak attım karşıya. Y ne oldu? 2. X çarpı y istiyormuş bizden. 2 kere 4 ne yapacaktır? 8 yapacaktır. Geometrik dizinin ilk n terim toplamı genel terimi a en eşittir a1 çarpı r üzeri n-1 olan geometrik dizinin ilk n terim toplamı sn ile gösterilsin. S1 ne demek? A1 terim demek. S2 A1 A2 teriminin toplamı demek. S3 A1 ile a 3 teriminin toplamı demek. O zaman sn ne demek? A1'den A'ya A1 kadarki e kadarki terim toplamı demek. Şimdi A2 yerine A1 çarpı R, A3 yerine A1 çarpı R kare, A'n yerine A1 çarpı R üzerine eksi 1 yazıp A1 parantezini alırsak şurada karşımıza ne gelir? 1 artı R artı R kare R küp R üzeri N eksi 1 gelir. Bunun toplamını şu şekilde bulabiliriz. 1 eksi R üzeri N bölü 1 eksi R şeklinde. Başında da A1 ifadesi var. Bu geometrik bir dizideki ilk N terim toplamını veren ifadedir. Genel terimi A'ın eşittir. 2 çarpı 3 üzeri N olan geometrik dizinin ilk 8 teriminin toplamı kaçtır demiş arkadaşlar. A1'i bulalım önce. 2 çarpı 3 üzeri 1'den 6 olacaktır. Peki S8 nedir o zaman? A1 çarpı 6 çarpı 1 eksi R ne bu arada? E N'in tabanındaki sayı 3. 1 eksi 3 üzeri 8. 1 eksi 3 arkadaşlar. Şurası ne olur? Eksi 2. 6'yı da eksi 2'ye bölersek eksi 3 mi yapar? Burası ne? 1 eksi 3 üzeri 8. Eksi 3 ile çarparsak ne olur burası? 3 üzeri 9 eksi 3 olacaktır. Pozitif terimli bir geometrik dizinin ilk 12 terim toplamının yani S12 ilk 6 terim toplamına oranı S6 neymiş 9'muş arkadaşlar. Buna göre ortak çarpanı bulunuz diyor. S12'yi nasıl buluruz arkadaşlar? A1 çarpı 1 eksi R üzeri 12 bölü 1 eksi R. Peki S6'yı nasıl buluruz? A1 çarpı 1 eksi R üzeri 6 bölü 1 eksi R olacaktır. Buradan A1'ler ve 1 eksi R'ler gitsinler. Burada ne kaldı? 1 eksi R üzeri 12 bölü 1 eksi R üzeri 6 kaldı. Şu ifadeyi nasıl ayırabilirim çarpanlarına? 2 kare farkından 1 eksi R üzeri 6 1 artı R üzeri 6 şeklinde. Buradan 1 eksi R üzeri 6'lar giderse geriye ne kalır? 1 artı R üzeri 6 kalır. Ne eşitmiş? 9'a. 1'i karşıya attım. R üzeri 6 ne geldi buradan? 8. 8 2'nin küpü demektir. Kuvvetler sadeleşirse R eşittir. 2 üzeri 1 bölü 2 ya da ne olacaktır? Karekök 2 olacaktır. Fibonacci dizisi İtalyan matematikçi Fibonacci'nin bulduğu bir dizi. İlk iki terimi 1 olan ve her terimin kendinden önceki ardışık iki terimin toplamına eşit olduğu sayı dizisidir. 1, 1, 1 ile 1'i topladık 2, 2 ile 1'i topladık 3, 3, 2 daha 5, 5, 3 daha 8, 8, 5 daha 13 şeklinde devam eden bir sayı dizisidir. Doğada çok gövülür. Sarmışın ağaca tırmanmasında Fibonacci dizisi görülür. Ağaca tırmanırken sarmaşık şu şekilde ağaca tırmandığını düşünün. Bir turda bir tur attığında bir tane yaprağı vardır. İkinci tur attığında yine bir tane yaprağı vardır. Üçüncü tur attığında kaç yaprak vardır? İki tane yaprak vardır bu turda. Bir sonraki turda kaç tane Üç tane yaprak vardır üzerinde. Bu şekilde devam eder arkadaşlar. Yine ağacın yıllara göre büyüyüşü de Fibonacci dizisine göredir. Bir fidanı diktiğimizde birinci yıl dal vermez ya da budak vermez. Bir tane kendisi vardır. İkinci yılda budak vermez arkadaşlar. Şurada birer tane dal vardır. Üçüncü yıl bir tane budak verir. Böylece iki dal olmuş olur. Dördüncü yıl yine ana göğüde bir tane budak verir arkadaşlar. Bakın 3 şeklinde devam eder Fibonacci dizisine göre. Efendi Fibonacci dizisi olmak üzere Efendi dizisinin ilk 11 teriminin toplamı A, ilk 9 terimin toplamı B olduğuna göre A eksi B'yi bulunuz demiş. Yazalım o zaman 11'e kadar. 1, 1, 2, 3, 5, 5, 3 daha 8, 8, 5 daha 13, 13, 8 daha 21, 13 daha 34, 21 daha 55, 34 daha 89 şeklinde devam ediyor. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şu 9. terim oluyor. 10. Bu da 11. terimi. İlk 9 terim toplamı neymiş? B'ymiş. Ee, şurası. İlk 11 terim toplamı da neymiş arkadaşlar? A'ymış. Bize neyi soruyor o zaman? 55 ile 89'un toplamını soruyor. Toplarsak ne olur? 144 aradığımız cevap olacaktır. Üçgensel sayılar birden neye kadar olan doğal sayıların toplamını veren sayılara üçgensel sayılar denir. Yani n çarpı n artı 1 bölü 2 kuralını sağlayan sayılardır. n'e 1 verirseniz 1 çarpı 2 bölü 2'den 1, 2 verirseniz 2 çarpı 3 bölü 2'den 3, 3 verirseniz 3 çarpı 4 bölü 2'den 6, 4 verirseniz 10 şeklinde devam eden sayılardır. Karesel sayılar pozitif bir doğal sayının karesi olan sayılara karesel sayılar denir. 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi 9, 16, 25, 36 sayıları nedir? Karesel sayılardır. Ödev testi sorularının çözümüne geçiyorum. Genel terimi verilen dizilerden hangisi? Geometrik bir dizidir. 3'en birinci dereceden bir denklem şeklindeki bir dizi. Bunlar çoğunlukla aritmetik dizidir arkadaşlar. 2 üzeri n eksi 2, 2 üzeren üstel fonksiyon geometrik dizi olma ihtimali var. Ancak eksi 2 olduğu zaman e, geometrik olarak artmaz bu dizi. Terimlerine de bakabiliriz ama olmadığı belli arkadaşlar. 2 üzeren artı 1 nedir? Üstel bir fonksiyon, geometrik bir dizidir. 3 üzeren üstel bir ifade ancak yanında artı ne ifadesi düzeni bozuyor. 2 ne kare? 2. dereceden parabolik bir ifade. Bu aritmetik veya geometrik dizi olamaz arkadaşlar. Genel terimi A n eşittir 3 çarpı 2 üzeri n olan geometrik dizinin ortak çarpanı n'nin tabanındaki sayıdır. Yani 2'dir. Sayıları sırasıyla bir geometrik dizinin ardışık 4 terim olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır diyor. Demek ki birinci terim, ikinci, üçüncü, dördüncü terim. O zaman ne söyleyebiliriz? 2 bölü 3 çarpı R küp A1 ile A4'ün arasında e, 3 tane terim var. 3 tane aralık var. R küp ne eşitmiş? 144'e. Buradan arkadaşlar sadeleştirirsek şurası 72. 3 ile çarparsak R küp 216. 216 neyin küpü? 6'nın küpü. Demek ki R neymiş? 6. O zaman birinci terim 2 bölü 3 ise ikinci terim 2 bölü 3 çarpı 6'dır. 2 bölü 3'ü 6 ile çarparsam 4 yapar. Peki B nedir? 4 çarpı 6 24 yapar. 24'ün de 6 katı 144 yapar. Ne istiyor bizden? 4 ile 24'ü toplayın diyor. Ne yapar toplarsak 28 yapacaktır. 5. terim 18 ve 8. terimi 2 bölü 3 olan geometrik bir dizinin ortak çarpanını sormuş. A5 eşittir 18. Terim diyor A8 eşit 2 bölü 3. A8'i A5'e bölersek ne gelecek? Reküp gelecek arkadaşlar. Bölelim. A8'imiz 2 bölü 3'tü. 18'e bölersek... 2 ile 18 sadeleştirdim. 9. Burası da ne olur? 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 9. 1 bölü 27 olur. 1 bölü 27 neyin küpü arkadaşlar? 1 bölü 3'ün küpü. Demek ki R neymiş? 1 bölü 3. Geometrik bir dizinin ilk terimi 3'müş. A1 eşittir 3. R de 9'muş arkadaşlar. Genel terimini bulunuz demiş. A eşittir. A1 çarpı R üzeri indisler farkı n-1. O zaman a1 ne? 3. r ne? 9. Üzeri n-1. 9 neydi? 3'ün karesi. 3 üzeri 2n-2 -2 olur burası. Bir de buradan gelirse 3 üzeri 2n-1 aradığımız cevap olacaktır. A en geometrik bir diziymiş. Şöyle beşitlik verilmiş. Bu dizinin ortak çarpanı kaçtır diyor. A4'ü A1 cinsinden yazalım arkadaşlar. Ne olur? A1 çarpı reküptür. Arada artı var. E, A2. A5'i de A2 cinsinden yazalım. A2 çarpı R küp. Yukarıyı A1 parantezine alırsam 1 artı R küp. Aşağıyı da A2 parantezine alırsam 1 artı R küp olacaktır. Bu neye eşitmiş? 2 bölü 3'e. Şunlar sadeleşti. A2 yerine de ne yazalım? A1 çarpı R yazalım arkadaşlar. Yazarsam buradan da neler sadeleşti? A1'ler sadeleşti. Ne kaldı burada? 1 bölü R. 1 bölü R 2 bölü 3 ise R ne olacaktır? 3 bölü 2 olacaktır. Üçüncü terimi 18 olan A3 eşit 18'miş. Geometrik dizinin ortak çarpanı 3'müş. R eşit 3. Buna göre bu dizinin ilk 4 teriminin toplamı kaçtır diyor arkadaşlar. R 3 ise A4'ü bulmak istersem 18 çarpı 3 ne olur? 54 olur. Peki A2'yi bulmak istersem 18'i 3'e bölerim. 6 A1'i bulmak istersem 6'yı bir daha 3'e bölerim 2. Ne istiyor bizden? Şunların toplamını istiyor. 54, 18 daha, 62, 72, 6 daha, 78, 2 daha ne yapacaktır? 80 yapacaktır. Pozitif terimli bir geometrik dizinin ilk 4 teriminin toplamı S4'ü soruyor yani bize. Nedir? A1 çarpı 1 eksi R üzeri 4 bölü 1 eksi R. Bunun diyor ilk iki teriminin toplamının oranı. S2'ye oranı. s 2 nasıl buluruz? A1 çarpı 1 eksi R kare bölü 1 eksi R. Neymiş bu oran? 5'miş arkadaşlar. Ee, buradan giden gitmiştir. Gittiği gün bitmiştir. Kuralınca yukarıda ne kaldı? 1 eksi R üzeri 4. Aşağıda 1 eksi R kare eşit 5'miş. Buradan şurayı çarpanlara ayıralım. Ne olur? 1 eksi R kare 1 artı R kare Aşağısı 1 eksi r kare ne eşitmiş 5'e. Buradan 1 eksi r kareler giderse 1 artı r kare 5. R kare buradan ne oldu? 4. R ne oldu? Artı eksi 2. Pozitif terimli dediği için 2 olarak alacağız r'yi. Bizden ne istiyordu? Ortak çarpanı istiyormuş. AN pozitif terimli bir geometrik diziymiş. A9'u ve A13'ü vermiş. Bu dizinin ortak çarpanı nedir demiş arkadaşlar. A13'ün A9'a oranı e, neymiş? 13 eksi 9 4 yapar. R üzeri 4'ü verir bize. Bu da neymiş? 64 bölü 4'ten 16'da 2 üzeri 4'tür. Demek ki R neymiş? 2'ymiş. Bir geometrik dizinin ardışık 3 terimi sırasıyla bunlarmış arkadaşlar. O zaman x kaçtır diyor. Bunlar ardışık terimler olduğuna göre oranları birbirine eşit olacaktır. Yani 4 eksi 6 x'in 3x-2'ye oranı ne eşittir? 4x artı 8'in 4-6x'e oranına eşittir. Şuraya baktığımda buranın eksi 2 parantezinde 3x-2 olduğunu görüyorum arkadaşlar. Buradan sadeleştirirsek ne olacaktır? Eksi 2 gelecektir bu oran. İçler dışlar çarpımı yaparsak şurası 4x artı 8 şurası 1 çarptığımda eksi 2 ile çarparsam eksi 8 artı 12x 1 ile çarptığımda 4x artı 8 olur. Buradan 8x eşittir 16. ne gelecektir. 2 olarak gelecektir. AN geometrik dizisi verilmiş arkadaşlar. 3 terimin çarpımı 216 imiş. A3 kaçtır diyor. A1 ile 5'in çarpımı nedir arkadaşlar? A3'e eşit uzaklıkta olduğu için bu terimler A3'ün karesine eşittir. Burada bir de A3 var. Çarparsak burası ne oldu? A3'ün küpü. 216. 216 da altının küpü arkadaşlar. O zaman A3 nedir? 6 olacaktır. Bir işçinin maaşı 750 TL'ymiş. Bu işçinin maaşına her yılın sonunda %20 zam yapılıyor. Maaşı ne oluyor o zaman? 120 bölü 100 oluyor bu paranın. Bu işçinin 4. yıldaki maaşı kaç TL olur? 3 kez zam yapılmış o zaman. 1. yılda bu olduğuna göre 2. yılda bir kez Üçüncü yılda bir tane, dördüncü yılda bir tane. Bunun küpüyle çarpmamızı istiyor bizden. Sadeleştirirsek burası ne olur? 750 çarpı, e, burası da 6 bölü 5 yapacaktır. 6'nın küpü bölü 5'in küpü. 5'in küpü 125, 750'yi 125'e bölersek ne olur arkadaşlar? 6 olur. 6 ile de 6'nın küpünü çarparsak 6 üzeri 4. O da ne yapacaktır? 1296 yapacaktır. Genel terimi verilmiş olan dizinin ilk 10 teriminin çarpımı kaçtır diyor. En yerine 1 yazalım. 3 çarpı eksi 2 üzeri 1. Bir. Bu birinci terim. 2 yazarsak 3 çarpı eksi 2 üzeri 2. 3 çarpı eksi 2 üzeri 3. Böyle devam ediyor. 10. terim ne olur? Eksi 2 üzeri 10 olacaktır. Peki düzenlersek 10 tane 3 var burada. 3 üzeri 10. Ee, burası ne olur? Eksi 2 üzeri tabanları aynı. Üstler toplanır. Birden 10'a kadar sayıların toplamı ne olur? 10 çarpı 11 bölü 2. Düzenlersek burası eksi 2 üzeri 5 kere 11 55 olacaktır. 3 üzeri 10 eksi 2 üzeri 55 nerede bu? 3 üzeri 10 eksi 2 üzeri 55 olmadı. 3 üzeri 10 eksi 2 üzeri 55. Şurası eksi gelecek. Eksiyi başa da alabiliriz o zaman. Şurası böyle olacaktır. 2 ile 32 sayılar arasına bu terimlerle birlikte pozitif terimli terimleri artan geometrik bir dizi oluşturacak şekilde 7 sayı eklenmiş arkadaşlar. 7 sayı eklenmişse kaç aralık olmuş burada? 8 tane aralık olmuş. O halde 2 çarpı R üzeri 8 şurası 2 şurası 32 ne olacaktır? 32 olacaktır. 32 de 2 üzeri 5 olarak düşünürsek 2'yi karşıya attığımızda paydaya gönderdiğimizde R üzeri 8 ne olur? 2 üzeri 4 olur. Buradan kuvvetleri sadeleştirirsek R ne olacaktır? Karekök 2 olacaktır. Ne istiyor bizden? Baştan 3. terim istiyor. 1. terimiz 2. 2. terimiz kök 2 katı. 2 kök 2. 3. terimiz bunun da kök 2 katı. Ne olacaktır? 4 olacaktır. Ya da kısaca 2 çarpı kök 2'nin karesi ne olacaktır? 4 olacaktır. Bir geometrik dizinin 3. terimi x, 13. terimi y olduğuna göre 23. teriminin x ve y cinsinden eşiti nedir demiş arkadaşlar. Şimdi 3. terimini vermiş, 13. terimini vermiş, 23'ü istiyor buna k diyelim. Şimdi 23 ile 3'ün aritmetik ortası 13'ü veriyor. Dolayısıyla a 13'ün karesi neyi verecek? a 3 ile a 23'ün çarpımını verecek. O halde x çarpı k eşittir y kare. X'i paydaya gönderirsek k ne olur? Y kare bölü x olacaktır. Nerede? C şıkkında. Geometrik bir dizinin ilk 6 teriminin toplamı S6. ilk 3 teriminin toplamı S3. Oranı neymiş? 28 bölü 27. S6'yı nasıl yazarız arkadaşlar? A1 çarpı 1 eksi R üzeri 6 bölü 1 eksi R. S3'ü nasıl yazarız? A1 çarpı 1 eksi R üzeri 3 bölü 1 eksi R. Bu oranı ne vermiş? 28 bölü 27. Buradan A1'ler gitti. Paydadaki 1 eksi R'ler gitti. Yukarıya baktığımda 1 eksi R üzeri 6 var. Bunu nasıl çarpanlarına ayırırım? 2 kare farkından 1 eksi R küp 1 artı R küp. Böyle aşağıda ne var? 1 eksi R küp. Şunlar giderse ne kaldı? 1 artı R küp 28 bölü 27'ymiş. Bunu da 1 artı 1 bölü 27 olarak yazalım. Böylece birler birbirini götürdü. R küp ne oldu? 1 bölü 27. R ne oldu arkadaşlar? 1 bölü 3 oldu. Geometrik bir dizinin ortak çarpanı 2. R eşittir 2 demiş. İlk 3 teriminin toplamı 21 demiş. İlk 3 terimlidir. A1 artı R 2 olduğuna göre 2A1 artı bunun 2 katı 4A1. Bu ne eşitmiş? 21'i. 7A1 21 ise A1 neymiş demek ki? 3'müş arkadaşlar. İlk terimi 3 ortak çarpanı da 2'ymiş. Bu dizinin 5. terimi kaçtır diyor arkadaşlar. A5 ne olur? A1 çarpı R üzeri 4 mü? 2 üzeri 4. 16 kere 3. 48 aradığımız cevap olacaktır. Pozitif terimi bir geometrik dizinin ilk 5 teriminin çarpımı demiş. A1, A1 çarpı R, A1 çarpı R kare, A1 çarpı R küp. A1 çarpı R üzeri 4. İlk 5 teriminin çarpımı 243 demiş arkadaşlar. 243 3'ün kaçıncı kuvveti? 3'ün 5. kuvveti. Peki başka ne vermiş? Bir de 5. terimine 18 vermiş. Yani A1 çarpı R üzeri 4 18 demiş. Şurayı düzenleyelim. 5 tane A1 var burada. A1'in 5. kuvveti o zaman. R, R kare, R küp, R üzeri 4. Kuvvetlerini toplarsak R üzeri 10 yapacak. Bu da ne olur? A1 çarpı R karenin 5. kuvveti olur. Neymiş bu? 3 üzeri 5. Dolayısıyla A1 çarpı R kare neymiş? 3. Diğer tarafta ne vermiş? A1 çarpı R üzeri 4. 18 vermiş. Taraf tarafa oranlarsam A1'ler gider. 1 bölü R kare eşit. 1 bölü 6. R buradan ne gelir? Kare 6 gelecektir. Ne istiyor bizden? R istemiş. Cevabımız C şıkkında. Terimleri pozitif gerçek sayı ve ortak çarpanı R olan geometrik bir dizinin ilk terimi 2 artı R. ikinci terimi 15'miş. O zaman 2 artı R'yi R ile çarparsak ne oluyormuş? 15. R'ye ne verirsek bu sağlanır? 3 versek 3 kere 5 15. Demek ki birinci terim neymiş? 5. R neymiş arkadaşlar? 3. Kaçıncı terim istiyor? Dördüncü terimi tek tek de bulabiliriz. Birinci terimi 5. İkinci terimi 3 ile çarparsak 15. Üçüncüsü 45. Dördüncüsü 135. 3 ile çarpalım ne olur? 300, 405 bu da. Bu da dördüncü terim. Kaçın terim istiyordu? Bu 5 pardon. Şu 5, şu 4. Şu ikisinin toplamını istiyor bizden. Ne olur bu da? 540 aradığımız cevap olacaktır. Bir dizinin ilk n teriminin toplamı esen olarak verilmiş. Bu dizinin kaçıncı terimi 192'dir demiş arkadaşlar. Şimdi s2 dediğimiz neydi? a1 artı a2 idi. S1 dediğimiz a1. Farkını alırız arkadaşlar. A2 terimi geliyordu. S3 eksi s2'den a3. S4 eksi s3'den a4. Sn eksi sn eksi birden ne geliyor? an geliyor arkadaşlar. Bu terim neymiş? 192'ymiş. Bu şekilde e, bulalım arkadaşlar aynı. E sn ne? 4 üzeri n eksi 1 eksi s n eksi 1 4 üzeri n eksi 1 eksi 1. Ne eşitmiş bu? 192'ye. Peki buradan birler ne oldu? Gitti. Eksi eksi 1 artı 1 olduğu için. Ne kaldı? 4 üzeri n eksi 4 üzeri n eksi 1. 4 üzeri n eksi 1 parantezini alıyorum burada. Şurada ne kalır? 4 olur. Eksi 1 olur burası. 192 de 64 çarpı 3. Buradan 3'ler sadeleşirse 64'ü de 4'ün küpü olarak yazarsam 4 üzeri n-1 4'ün küpü. n-1 buradan ne eşit? 3'e n ne eşit? 4'e eşit. a ve b birer doğal sayı. 8 a, b, 24 sayılarının sırasıyla ilk 3 terimi geometrik bir dizinin ardışık 3 terimi. Son 3 terimi ise aritmetik bir dizinin ardışık 3 terimiymiş. Buna göre a artı b nedir diyor. O zaman terimler şöyledir. Geometrik ise 8 8 çarpı R, 8 çarpı R kare, virgül 24'müş. İlk üçü ne? Geometrik. Son üçü de aritmetik diyor. Yani ortadaki nedir? Diğer ikisinin toplamının yarısı ya da farkları birbirine eşit. İki türlü de kullanabiliriz. 8 R kare eşit, 24 R, 24 artı R bölü, 24 artı 8 R bölü 2. Buradan e, düzenlerse burası ne yapar? 12 artı 4 R başa gönderelim. Daha doğrusu önce hepsini bir 4 parantezine alıp sadeleştirelim. Ne olur? 2R kare. Bir de başa gönderiyorum. Eksi R. 4'e böldüm. 3 eşit 0 oldu. Çarpanlara ayırırsak ne olur? Şöyle alalım. 2R kare eksi R. Eksi 3 eşit 0. Burası 2R R. Burası da 3'e 1 oldu arkadaşlar. Ne olur? 2R, 3R, eksi R olması için şurası eksi olur. Eksi 3R artı 2R, eksi R oldu. R buradan ne geldi? Eksi 1. R buradan ne geldi? 3 bölü 2. Neydi? A ve B doğal sayı olması için R'nin pozitif olması gerekir. Yerine yazarsak R'yi 8'i 3 bölü 2 ile çarparsam ne olur? 4 kere 3 12 olur. A neymiş? 12. B ne olur? 12'nin bir buçuk katı 18 olur arkadaşlar. 12, 18, 24 burası da aritmetik dizi oldu. Bize neyi soruyor? 12 ile 18'in toplamı ne olur diyor. Ne olur gençler? 30 olacaktır ve beğen dizileri verilmiş olduğuna göre diyor, AN dizisinin ilk 15 teriminin toplamının BN dizisinin ilk 30 teriminin toplamına oranı kaçtır diyor. İlk 15 terim toplamı diyor AN için. A1 nedir? En yerine 1 yazarsak 2 bölü 2 çarpı 3 üzeri eksi 2'den 2 bölü 9 yapar. Daha sonra 1 eksi en yerine kaç yazacağız? 15 terim dediği için 15 yazacağız. R bu arada kaç arkadaşlar? N'in tabanında şurayı şöyle yazayım bir. 2 çarpı 1 bölü 9 üzeri n burası arkadaşlar. R buradan 1 bölü 9. Burasını 1 bölü 3 üzeri n zaten burada sıkıntı yok. 1 eksi 1 bölü 9 üzeri neymiş? 15'miş. Bölü 1 eksi 1 bölü 9. Bölü burada B1'e bakalım. En yerine 1 yazarsak 1 bölü 3. Yukarısı ne oldu? 1 eksi 1 bölü 3 üzeri. Bunun kaç terimiymiş? 30 terimi. 30 teriminin toplamı bölü 1 eksi 1 bölü 3. Düzenleyelim. 1 bölü 9'un 15. kuvveti demiş. 1 bölü 9, 1 bölü 3'ün karesi. Dolayısıyla şu neye eşit arkadaşlar? 1 bölü 3'ün 30. kuvvetine eşit. Şurası 3'ün karesi olduğuna göre 2 kere 15, 30 olacak. Dolayısıyla paylardaki ifadelerimiz aynı. Burası ne olur peki? 1 eksi 1 bölü 9, 8 bölü 9 olur. Burası da 2 bölü 3 olacaktır. Düzenlersek Yukarısı 2 bölü 9 çarpı 9 bölü 8. Paydası ne olacak? 1 bölü 3 çarpı bunu da devirirsek yukarıya 3 bölü 2. Buradan 9'lar gider. Yukarısı 1 bölü 4. Aşağıda 3'ler gider. Burası da 1 bölü 2. Devirirsek 2 bölü 4'ten ne olur? 1 bölü 2 aradığımız cevap olacaktır. A artı B, A çarpı B 4 terimleri hem aritmetik hem de geometrik bir dizinin ardışık 3 terimiymiş. O zaman bu terimler birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Buradan a artı b 4, a çarpı b 4 olacaktır. Ancak bu şekilde hem aritmetik hem geometrik dizi olurlar. Ne istiyor bizden? A kare artı b kareyi bulun diyor. A kare artı b kareyi nasıl yazabilirim? A artı b'nin karesi eksi 2ab şeklinde. A artı b 4'müş karesi 16. 2AB ne olur? 8. 16-8'den cevap ne olacaktır? 8 olacaktır. Satılık bir ödeme planı yapılmış. Birinci gün için 1 TL ödeme ile başlanarak her gün bir önceki günün 2 katıymış. 1 artı 2 artı 2'nin karesi 2 üzeri 3 şeklinde devam ediyor. Kaç gün? 20 gün. 20. gün ne olur? 2 üzeri 19. Bu toplam nedir diyor arkadaşlar. Nasıl yaparız? 1 eksi R üzeri 2 üzeri neymiş? 20 bölü 1 eksi 2. Aşağısı eksi 1 yaptı. Eksiyle çarparsak yukarı ne olur? 2 üzeri 20 eksi 1 olacaktır. Nerede? D şıkkında. 4 yıl önce fiyatı 1600 TL olan bir ürünün fiyatına her yıl %50, bir önceki yıla göre %50 zam yapılmış. Bu ürünün bugünkü fiyatı kaç TL'dir diyor. 4 yıl önceki fiyatı, 3 yıl önceki, 2 yıl önceki, bir yıl önceki ve günümüz fiyatı arkadaşlar. Şöyle isimlerini yazalım. 4 yıl önce ne kadarmış? 1600 TL. 3 yıl önce ne kadar olur o zaman? %50 artıralım. Yarısı 800. Üzerine eklersem ne olur? 2400. 2400'ün yarısı 1200. Üzerine eklersem 3600. %50 artırdım. Yarısı 1800. Üzerine eklersem 5400. Yarısı 2700. Üzerine eklersem ne olacak? 8100 günümüzdeki fiyatı olacak. Bir kültürdeki bakteri sayısı her saatte 3 katına çıkıyormuş. Başlangıçta da 40 bakteri varmış arkadaşlar. O zaman başlangıçta 40 bakteri varsa 1 saatte ne oluyormuş? 40 x 3 120 oluyormuş arkadaşlar. 2. saatte ne oluyor? 120 çarpı 3 360. Ne diyor? Bakteri sayısı hangi saat aralıklarında 10.000'den fazla olur diyor. 3. saatte ne olur? 363 ile çarptım. Ne olacaktır? 1080 olacaktır. 4. saatte 1083 ile çarparsam 3240. 5. saatte 3243 ile çarparsam ne olur? 9720 yapar. 6. saatte artık 10.000 sınırını geçecektir arkadaşlar. Demek ki 5 ile 6 arasında ilk defa 10.000 sınırını geçmiş olacak. A en geometrik dizisinin ortak çarpanını ve ilk terimini vermiş. Buna göre 1'den 6'ya mutlak değer AK'lar ve AK'ların toplamı ne olur diyor arkadaşlar. Şimdi ilk terime bakalım. İlk terim ne demiş? A1'i 1 demiş. A2 ne olacaktır? 1 ile eksi 1 bölü 2 ortak çarpanı çarptığımızda eksi 1 bölü 2 olacaktır. A3 ne gelecektir buradan? Eksi 1 bölü 2 ile çarparsam 1 bölü 4. A4 eksi 1 bölü 8. A5 1 bölü 16. A6 ne gelecek peki? A6 da eksi 1 bölü 32 gelecektir. Bizden ne istiyor arkadaşlar? 1'den 6'ya AK'ların toplamını istiyor arkadaşlar. Burada dikkat ettiğinizde mutlak değeriyle kendisinin toplamını istemiş. O zaman sayılar negatif olursa mutlak değeri pozitif geleceği için kendisiyle mutlak değerinin toplamı sıfır olacaktır. Örneğin A2 için eksi 1 bölü 2 ile eksi 1 bölü 2'nin mutlak değeri 1 bölü 2 olacak toplamları 0 olacak. A4'te de yine 1 bölü 8 eksi 1 bölü 8 gidecek. A6'da da yine 1 bölü 32 ile eksi 1 bölü 32 gidecek. O halde bu ifadeyi açtığımızda e, negatif olanlar birbirini götürecek. Sadece pozitif olanlar kalacak. Yani A1'in mutlak değeri artı A1, A3'ün mutlak değeri artı A3 ve A5'in mutlak değeri artı A5 kalacak. A1 neydi? 1. Mutlak değeri de 1. 1, 1 daha 2 yaptı. A3 neydi? 1 bölü 4. Mutlak değeri de 1 bölü 4. Toplarsak 1 bölü 2. 2 bölü 4'ten. A5 neydi? 1 bölü 16. Mutlak değeri de 1 bölü 16. Toplarsak 2 bölü 16'dan 1 bölü 8 yapacak arkadaşlar. Paydayı 8'de eşitlersek. Şunu 8'de bunu neyle çarpalım? 4 ile çarpalım. Çarparsam 16, 4 daha 20, bir de burada 21 bölü 8 aradığım cevap olacaktır. Fibonacci dizisinin tanımı verilmiş. GX ifadesi Fibonacci dizisinin terimlerine bağlı olarak verilmiş. G5 eksi G2 kaçtır diyor arkadaşlar. G5'i bulalım hemen burada. X yerine 5 verirsem ne olur? 5 bir daha 6 F6 artı 5 3 daha 8 F8. Eksi G2 diyor. X yerine 2 verirsek şuraya 2 yazıyorum. 2 2 bir daha 3 2, 3 daha 5. Yani bize diyor ki F6 ile F8'i topla. F3 ile F5'i de bunlardan çıkar diyor. E, o zaman Fibonacci dizisini yazalım arkadaşlar. Neydi? 1, 1, 2, 3. Özelliği neydi? Her terim kendisinden önceki iki terimin toplamına eşit. 3, 2 ile 1'in toplamı. 3 ile 2'nin toplamı 5. 5 ile 3'ün toplamı 8. 8 ile 5'in toplamı 13. 13 ile 8'in toplamı 21. 21 ile 13'ün toplamı 34 şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Peki f, F3 ne olur burada? 1 2 3 2 olur. F5 ne olur? F5 5 olur. F8 ne olur? Şu f 5ti F6, F7, F8 21. F6 ne olur? F6 da 8 olur. 21 8 daha 29. 7 çıkarırsak ne kalacaktır? 22 aradığımız cevap olacaktır. Doktor Hüseyin Bey kan ihtiyacı için mesaj gönderiyor insanlar arkadaşlar. Mesajı alan kişiler farklı üçer kişiye yolluyorlarmış. Böylece birinci adımda 10 mesaj, ikinci adımda 30, üçüncü adımda 90 şeklinde 3 katına çıkarak devam ediyormuş. Bu şekilde 3640 mesaj atıldığına göre bu işlem kaç adımda bitmiştir diyor arkadaşlar. Birinci adımda 10 kişiye gitmişti, ikinci adımda 30, üçüncü de 90. Dördüncüde 3 katı 270. Beşincide 3 katı 810. 3 katı ne olacaktır? 2430 mu yapacak? Toplam 3640 diyor. Bir sonraki adıma geçsek ne oluyor? 7290 yapıyor. Bu kendi başına 3640'ı geçiyor. O yüzden burada bitecek. Şunların toplamı ne yapıyor arkadaşlar? Toplarsak 3640 yaptığını görüyoruz. O zaman kaç adımda bitmiş? 3, 4, 5, 6 adımda bitmiş. Ders anlatım föyümüz burada sona ermektedir. Bir sonraki föyde yeniden görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar diliyorum.